Kamboçya, Kızıl Cinnetin doruk noktası. Mao'nun ideolojisi, bir diğer ifadeyle Maoculuk, bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi, komünizmin en kötü versiyonudur. Zaten acımasız, çatışmacı, zalim ve kan dökücü bir ideoloji olan komünizm, Maoculukla birlikte daha da ileri bir vahşet boyutuna varmıştır. Bunun bir nedeni, Maoculuğun geleneksel Uzak Doğu Asya vahşetini de komünizme katmış olmasıdır. Bu olguyu daha iyi anlayabilmek için Asya'daki bir başka komünizm örneğine daha bakmak gerekir. Söz konusu örnek Çin'in desteğiyle iktidara gelmiş ve Maoculuğu yöntem olarak benimsemiş bir rejimdir. Kamboçya'daki Kızıl Kımer rejimi. Kamboçya, Asya'nın Hindistan'la Çin arasında kalan ve bu yüzden Hindi Çinli olarak anılan bölgesidir. Küçük ve fakir bir ülkedir. Halkının ezici çoğunluğu yüzyıllardır tarımla geçinir tarımın başlıca unsuru ise ülke boyunca uzanan pirinç tarlalarıdır. Ancak bu pirinç tarlaları 1975-79 yılları arasında ölüm tarlalarına dönüşmüştür. Nüfusu 9 milyon olan ülkede yaklaşık 3 milyon kişi kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürülmüştür. Tarihte eşi görülmedik bu vahşetin failleri ise Kamboçya'nın mağcularıdır. Kızıl Kımerler Kızıl Kımer Örgütü Pol Pot adlı bir Maocu tarafından kurulmuş ve yönetilmiş bir komünist partidir. Uzun yıllar Kamboçya ormanlarında örgütlenen ve iktidar hayalleri kuran Kızıl Kımerler 1975'te bu rüyalarına kavuşurlar. İktidara geldikten sonra da Stalin Rusyası'nda veya Mao'nun Çin'inde bile görülmeyen boyutlarda totaliter ve zalim bir rejim kurarlar. Kızıl Kımer rejimi komünist cinnetin doruk noktasıdır. Parti, ülke için yapılması gereken tek komünist görevin pirinç tarlalarında ölesiye çalışmak olduğuna karar vermiş ve tüm Kamboçya nüfusunu tarlalarda çalıştırmaya başlamıştır. Şehirlerde yaşayan on binlerce insan, devlet adamları, bürokratlar, öğretmenler, aydınlar köylere sürülmüş ve oluşturulan kolektif çiftliklerde çok ağır şartlarda çalıştırılmaya başlanmıştır. Çalışma sırasında kaytarmak, toplanan ürünlerden bir parça bile olsun izinsiz olarak yemek ve herhangi bir dini ibadet devrime isyan sayılmış ve bu bahanelerle her dakika insan öldürülmeye başlanmıştır. Kızıl Kımerler partilerine Ankar adını vermişler ve tarlalarda ölesiye çalıştırdıkları milyonlarca insana Ankar sürekli olarak sizi görüyor telkeninde bulunmuşlardır. Kızıl Kımer vahşetinden kurtulmayı başaran bir Kamboçalı sözde demokratik Kamboçya'da yaşananları şöyle anlatır. Demokratik Kamboçya'da cezaevi, mahkeme, üniversite, lise, para, posta, kitap, spor, eğlence yoktu. 24 saatlik iş gününde ölüm bir an bile eksik değildi. Günlük yaşam şu şekilde bölünüyordu. 12 saat bedensel çalışma, yemek için 2 saat dinlenme ve eğitim için 3 saat, 7 saat uyku. Devasa bir toplama kampında bulunuyorduk. Artık adalet de mevcut değildi. Yaşamımızın tüm eylemlerini kararlaştıran Ankara'dı. Kızıl Kımerler çeşitli eylemlerini ve emirlerini haklı göstermek için sıkça örneklere başvuruyordu. Bireyi bir öküzle kıyaslıyorlardı. Şu saban çeken öküzü görüyorsunuz. Yemesi buyrulsa yer. Yeterli otun bulunmadığı bir tarlaya götürülse yine de otlar. Yer değiştirmez. Gözlem altındadır. Ona sabanı çekmesi söylenince saban çeker. Asla karısını ve çocuklarını düşünmez.'' Kızıl Kımer rejimi, komünizmin temelinde yer alan insanın hayvanlaştırılması projesini en belirgin biçimde hayata geçirmiştir. İnsanlar, az önceki örnekte belirtildiği gibi tarla süren öküzler gibi olmaya zorlanmıştır. Bu arada din, ahlak ve aile gibi insani kavramların yok edilmesine büyük önem verilmiştir. Komünizmin kara kitabında, Kızıl Kımer rejiminin aile kurumunu ve aile fertleri arasındaki sevgiyi yok etmek için yaptığı uygulamalar şöyle anlatılır. Rejim her bireyin Ankara karşısında tamamen bağımlı olması şeklindeki totaliter tasarısına karşı kendiliğinden bir direniş seti oluşturacağını düşündüğü aile bağlarını gevşetmek ya da koparmak için her şeyi yaptı. Çalışma birimlerinin köye çok yakın yerlerinde bile çoğu zaman kendi lokalleri vardı. Burayı terk etme izni almak çok zordu. Kocalar haftalar boyunca eşlerinden ayrı kalıyor ya da dahası çocukları yaşlı ebeveynlerinden uzaklaştırılıyorlardı. Yetişkinler ise ailelerini görmek için izin almadan kimi zamanda döndüklerinde onların öldüklerini görmüş olmak pahasına yakınlarından hiçbir haber almaksızın 6 ayı geçirebiliyorlardı. Burada model yukarıdan geliyordu. Yönetici çiftlerin kendileri de pek sıkça ayrı yaşıyordu. Bir annenin küçük olsa bile çocuğuyla fazlaca ilgilenmesine pek iyi gözle bakılmıyordu. Aslında burada karşılaştığımız uygulamalar Karl Marx'ın ve Engels'in ailenin kökeni hakkındaki yorumlarının eyleme dönüşmüş halinden başka bir şey değildir. Marx ve Engels, maymundan evrimleşmiş bir hayvan türü olarak gördükleri insanın din, ahlak ve aile gibi kavramlara sahip olmaması gerektiğini, bunların ekonomik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan üst yapı kurumları olduğunu ileri sürmüştür. Komünist bir toplumda da bu kavramların yok olacağını vaat etmişlerdir. İşte Kızıl Kımerlerin projesi, Marks ve Engels'in bu batıl inancını hayata geçirmekten başka bir şey değildir. Dini ve aileyi yok etmek, insanları da hayvanlaştırarak tarla süren öküzler haline getirmek isteyen Kızıl Kımerler, daha önceden Lenin, Stalin ve Mao tarafından kullanılan kasıtlı kıtlık yöntemini de yeniden uygulamaya geçirdiler. Halk kasıtlı olarak aç bırakılıyor, bu yolla irade ve kişilikleri yok ediliyor. Sonra da Ankar tarafından beslenerek Kızıl Kımer rejimine adeta bir ilah gibi tapması isteniyordu. Milyonlarca Kamboçyalıyı yıllar boyunca ezen açlık bilinçli olarak daha iyi köleleştirmek için kullanıldı. Böylece zayıf düşürülmüş, besin rezervi oluşturmaktan aciz bireyler daha az kaçma girişiminde bulunurdu. Sürekli beslenme tutkusuna kapılan kişilerde özerk düşünce, itiraz hatta cinsellik gücü yıkılır hatta ebeveynler ile çocuklar arasındaki dayanışmayı kırmayı sağlar. Kendisini besleyen eli kanlı bile olsa kimse öpmekten çekinmiyordu. Bu açlık kasten oluşturulmuştu. Öyle ki ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca beşte biri kullanılıyordu. Açlıktan insanların ölmesi rejim için bir sorun değil bir hedefti zaten. Kızıl Kımer liderleri sık sık şöyle diyorlardı. Kurduğumuz ülke için bir milyon iyi devrimci yeterlidir geri kalanına ihtiyacımız yok. Bir düşmanımızı hayatta bırakmaktansa on dostumuzu öldürmeyi yeğleriz. Mao'nun kültür devrimi sırasında baş gösteren sevgiye, güzelliğe, estetiğe ve kültüre düşmanlık eğilimi Kızıl Kımerler'de cinnet noktasına varmıştı. İnsanların saçlarını taramaları, kendilerine biraz özen göstermeleri, hatta gözlük takmaları bile halk düşmanlığı sayılabiliyordu. Okuyacağımız alıntı bir Kızıl Kımer kampında kamp yöneticisinin tutsaklara yaptığı bir konuşmadan alınmıştır. Demokratik Kamboçya'da Ankara'nın şanlı rejimini değil geleceği düşünmek zorundayız. Geçmiş toprağa gömüldü. Yeniler Konya'yı, pahalı giysileri ve modaya uygun saç kesimlerini unutmalı. Kapitalistlerin teknolojisine ihtiyacımız yok. Hem de hiç. Yeni sistemde çocukların okula gönderilmeleri de gerekmiyor. Kırlar bizim okulumuz. Toprak kağıdımız, saban dolma kalemimiz. Yazılarımızı çift sürerek yazacağız. Karneler ve sınavlar yararsızdır. Çift sürmeyi öğrenin. İşte yeni diplomalarınız ve doktorlar artık onlara da ihtiyacımız bulunmuyor. Eğer bağırsaklarının çıkarılmasını isteyen bir kişi varsa onunla ben kendim ilgileneceğim. Görüyorsunuz ne kadar basit. Bunun için okula gitmeye gerek yok. Üstelik biz mühendislik ya da profesörlük gibi kapitalist mesleklerine de gereksinim duymuyoruz. Ne yapmamız gerektiğini söyleyecek öğretmenlere de ihtiyacımız yok. Bunların hepsi kokuşmuştur. Tarlalarda sıkı çalışmak isteyen kişilerden başkalarına ihtiyaç duymuyoruz, yoldaşlar. Bununla beraber çalışmayı ve özveriyi reddedenler var. Doğru devrimci anlayışa sahip olmayan ajitatörler var, yoldaşlarım. Bunlar bizim düşmanlarımızdır. Hatta bunların bazıları bu akşam burada. Bu kişiler eski dünyanın kapitalist düşüncesine yapışıyor. Onlar hemen tanınabilir aranızdan bazı kişilerin hala gözlük taktıklarını görüyorum. Neden gözlük takıyorlar? Onlara bir tokat atarsam göremeyecekler mi? Ha, başlarını geriye çekiyorlar. Demek ki beni görebiliyorlar. Şu halde gözlüğe ihtiyaçları yok onların. Kapitalist modasını izlemek için gözlük takıyorlar. Bunun kendilerini güzelleştirdiğini sanıyorlar. Buna ihtiyacımız yok bizim. Güzel olmak isteyen kişiler tembel ve halkın enerjisini sömüren sülüklerdir.'' Kamboçya'yı Çin'in desteğiyle ele geçiren bu Maocu psikopatlar başta belirttiğimiz gibi 3 milyona yakın suçsuz insanı öldürdüler. Öldürülecek insanlar önce kafalarına kurşun sıkılarak infaz ediliyordu. Ama sonra bunun mermi israfı olduğuna karar verildi ve daha vahşi yöntemlere geçildi. Konuyu inceleyen Fransız araştırmacı Marek Sivilinski bu yöntemlerin mermi tasarrufu yanında Kızıl Kımer militanlarının sadizmi tatmin etmek bakımından da tercih edildiğini yazar. Buna göre kurbanların %53'ünün kafası ezilmiş, %5'i kafasına geçirilen plastik torba ile boğulmuş ve %5'i de boğazlanmıştır. Kızıl Kımer rejimi Vietnam'ın 1979'da Kamboçya'yı işgal etmesiyle sona erdi. Vietnamlılar bir önceki rejimin vahşetini dünyaya sergilemek için ölüm tarlaları olarak anılan pirinç tarlalarını kazarak cesetleri çıkardılar ve bunları sergilediler bugün Kızıl Kımerler tarafından öldürülen on binlerce insanın kemik ve kafa tasları başkent Phnom Penh'deki bir müzede sergilenmektedir. Charles Darwin'in yazdığı bir kitapla kendisine bilimsel temel bulan Marx ve Engels'in safsatalarıyla şekillenen Lenin ve Stalin'in vahşetiyle bir dünya gücü haline gelen ve Mao ile birlikte cinnet boyutuna varan komünizm, Kamboçya'daki vahşetle birlikte gerçek yüzünü dünyaya göstermiştir.